World of Warcraft, uçsuz bucaksız evren, dünya içinde bir dünya. Milyonları peşinden sürükledi ve kendinden sonra piyasaya çıkan yüzlerce oyuna rağmen hala en tepede. World of Warcraft, Blizzard tarafından hala geliştirilen online bir rol yapma oyunu. Öyle bir oyun ki kendinden sonra çıkan aynı türdeki oyunlar kendilerini WoW Killer, yani WoW bitirici olarak adlandırmışlar. Ama hep kendilerini bitirmişler. Bu oyun hem buy to play, yani satın al oyna, hem de aylık abonelik ücreti gerektirdiği için internette bu konuyla ilgili bir sürü bilgi kirliliği var. Önce bu konuyu bir basitleyip satın alma işlerini temize çekelim. Eskiden şöyleydi, böyleydi deyip kafa karıştırmaya gerek yok. Paddle.net sitesine gidip bir üyelik oluşturduktan sonra oyunu indirerek ilk 20 seviyeye kadar hiçbir ücret ödemeden bu oyunu deneyebilirsiniz. Denediniz, hoşunuza gitti mi? O zaman paraları sökülme vakti gelmiş demektir. Oyuna aylık olarak abone olmanız gerekiyor. Aboneliğiniz bittiğinde tekrar yenileyene kadar giriş yapamıyorsunuz. Peki ne kadarmış bu abonelik ücreti? 13 Euro. Yani benim videoyu çektiğim tarihin kuruna göre 120 Türk lirası. Oyun pahalı değil, kur yüksek. Başlamaya karar verdiniz, 13 Euro'yu da verdiniz, şu an başlamaya hazırsınız. Hemen Launcher'dan Play'e tıklayıp 30 gün sorunsuz bir şekilde oynayabilirsiniz. Oyundaki binekleri toplamaya çalışabilir, Transmog denilen zırh görünümlerini toplayabilir, altın farmına gidebilir ya da hikayeyi baştan sona sindire sindire deneyimleyebilirsiniz. Oyunda yapabilecekleriniz tabii ki bununla sınırlı değil. Ama ilk bir ay boyunca oyundaki her şeyi deneyimlemek, bir sonraki ay aboneliğinizi yenilemek için kafanızdaki acaba yenilesem mi, oynamaya devam eder miyim gibi soruları cevaplamanızda yardımcı olacaktır. Blizzard abonelik ücreti haricinde ben güncel oyunu da oynamak istiyorum diyenlere özel, bakın altını çiziyorum, almak zorunda değilsiniz. Oyunun 8. genişleme paketi olan Shadowlands'i de 40 Euro'luk fiyattan satıyor. Oyunda şöyle bir şey de var, oyun içinde biriktirdiğiniz altınları yine oyun içinden Euro karşılığında direkt olarak Blizzard'a satabiliyorsunuz. Ve sattığınız an Battle.net hesabınıza bakiye olarak ekleniyor. Sonra bu bakiye ile ister aylık aboneliğinizi yenilersiniz, ister genişleme paketi Shadowlands alırsınız, isterseniz de WoW dışında Battle.net shop üzerinde satılan herhangi bir ürünü satın alabilirsiniz. Şu an için ortalama 15-20 saatlik bir altın toplama çabası bir aylık aboneliğinizi karşılamaya yetiyor. Ben mesela çok uzun süredir hiç para vermeden oynuyorum. Genişleme paketini de böyle aldım. Hatta hesabımda hala bakiye var. Özetle ben yeniyim diyenlerin vermesi gereken para 13 Euro. Yani şu an için 120 Türk Lirası. Gelelim oyunumuza. 16 yıldır ayakta olan çoğu rol yapma oyununa ilham kaynağı olmuş bu oyun, belki de başka bir oyunda göremeyeceğiniz derinlikteki hikayesiyle hikayeli oyun sevenlere, resmi roleplay serverlarıyla RP sevenlere, grind unsurlarıyla farm sevenlere, toplulukları guildleriyle sosyal oyunculara, PvP tarafıyla gel vs'cilere, kısacası her türden oyuncuya hitap etmeyi başarmış. Hatta öyle ki anlık 13 milyon aktif oyuncuyu görmüşler. 13 milyon. Tabii rol yapma oyunlarının yavaş yavaş modasının geçmesiyle bu abone sayıları da düşmüş, 13 milyonda kalmamış yani. Ama oyun hala çok dolu, çok canlı ve hala çok fazla oyuncusu var. O kadar popüler olmuş ki defalarca viral olmuş. Hatta bir keresinde oyun içinde aynı koronavirüs gibi yakınındakine bulaştırdığım bir virüs bile çıkmış ortaya. Hakkard'ı Soulflayer isimli raid bossunun bir yeteneği olan Corrupted Blood, yani Türkçe adıyla bozuk kan, hem hastalığı taşıyana hem de çevresindekilere hasar veren raid bittiğinde kaybolması gereken basit bir boss yeteneğiydi aslında. Ama kodlamadaki ufak bir hata yüzünden bu hastalık raid dışına çıkarken kaybolmadı. Raid'den çıkan oyuncular üzerinde bu hastalıkla çıktı ve bu durum oyuncular şehirlere ulaştığında çok daha kötü bir hal aldı. Kalabalık ortamlar birden hastalığa bulandı, şehirlerin her tarafı cesetlerle ve kemiklerle doldu taştı. Hastalığa yakalanmamak için oyuncular birbirlerini büyük şehirlere gitmeme konusunda uyarmaya başladı. Ama kötü niyetli oyuncular da vardı ve bunlar her yeri dolaşıp hastalıklarını yaymaktan zevk almaya başladılar. Bu bozuk kan olayı kısa süre içinde bir salgına, yani pandemiye dönüştü. Bir yerden tanıdık geliyor bu senaryo ama...
Bu sorun geliştiriciler tarafından neredeyse hemen fark edildi ama salgın oluştuktan tam 25 gün sonra bu hastalığı ortadan kaldırabildiler. Hatta bu boss Hearthstone oyununa da Legendary kart olarak eklendi. Sadece bu örnekle bile World of Warcraft'ın ne kadar yaşayan bir dünya olduğunu anlayabilirsiniz aslında. Örnekleri anlata anlata bitiremeyiz. Blizzard yeni oyuncuları dikkate alan, oyuna kolayca adapte olmaları için çabalayan bir şirket. Resmi YouTube Blizzard Türkiye kanallarından bizim dilimizde rehberler, tanıtımlar, fragmanlar paylaşıyorlar. Orayı da takip etmekte fayda var. Yeni eklenti paketi Shadowlands ile tekrar şaha kalkan oyuna başlamak için en doğru zaman. Sunucular aşırı kalabalık ve guildler bossları kesmek için oyuncu arayışındalar. Eğer düşünüyorsanız şimdi tam vakti. Video burada bitti. Bir dakikalık hikaye tanıtımını izlemek isteyenler izlemeye devam edebilirler. İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beni Twitch üzerinden de takip etmeyi unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere. Nothing is fair. Not life. Not death. But through the jailer, control of our fate will at last be possible. Duty is clear. Is this the best you can do? Many have been lost. Remember this lesson. You know what must be done. We're going to tear it all down. The light is with me, even here. Nothing escapes the law.